İstanbul'da başka bir umut olduğunu kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Ama gözler tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nda ve yeni ilçe belediye başkanlarında olacak. Şimdi seçimin kazananları ve kaybedenleri diye kategoriler yaparken kaybedenler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Altılı Masa'nın CHP dışındaki partilerini koyduk. Kaybedenler evet böyleydi. Kazananlara baktığımızda ise Cumhuriyet Halk Partisi ve YRP'yi net olarak söyleyebiliyoruz. Ama ne kazanan ne de kaybeden bir parti var bana göre DEM Parti. Türkiye genelinde 3'ü büyük şehir, 10 il ve 67 ilçe belediyesinde seçim yarışını önde bitirdi DEM Parti. Bu seçim sonuçları göstermiştir ki biz kazandık, iktidar kaybetti. DEM seçmeni de bu konuda AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Bizler direne direne kazandık. Direne direne kazanmaya devam edeceğiz hep beraber. DEM Parti Türkiye'nin birçok noktasında kendi adaylarıyla girdi seçim yarışına. Resmileşmeyen sonuçlara göre 3 büyük şehir, 7 il, 65 ilçede ipi göğüsledi. %5,68 oranında oy aldı. Kürt sorunu çözmeyen çözülür, çözüldü. Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti. Kürt halkı demokratik çözümden yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu seçim sonuçlarını, halkın iradesini herkes tanımak zorundadır. DEM Parti eş genel başkanları kampanya döneminde sık sık dile getirdikleri yeni çözüm sürecine dair çağrısını yineledi. Kürt sorununun çözümü için iktidar da, muhalefet de, devlet de halkın bu talebini anlamalı ve buna kulak vermelidir. Bu iradeye karşı doğru yaklaşmayan kaybeder. DEM Parti'nin olmadığı bir denklem kurulamaz. 1 Nisan itibariyle Türkiye siyasetinde denklem kurmak isteyen herkes DEM Parti'yi hesaba katmadıkça bir yol bulamaz. İstanbul'da 2,11 oranında oy aldı DEM Parti. Meral Danış Beştaş'tan geldi değerlendirme. İmamoğlu'na seslendi. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin, partimizin seçmeninin AKP'yi cezalandırmasıdır. İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. Seçimler devam ederken Doğu illerinde taşıma seçmenlerin olduğu iddiası geldi gündeme. CHP lideri Özgür Özel kötü bir girişim olarak niteledi. Doğu ve Güneydoğu illerinde taşınan seçmenlerle bir yerel seçim sonucunun değiştirilmeye çalışılması, daha önce o seçmenlerin seçtiği belediyelere kayyum atanması kadar kötü bir girişimdir. Kayyum, sahte seçmen, irade gaspı DEM Partisi'nin iradesine yenildi. Zorla orada oy kullanmaya yönlendirilen silahlı kuvvetler personelinin yakınmaları vardır. Silahlı kuvvetler personeli bireysel olarak bu ayıptan sorumlu değildirler.